Evet, ışığın fiziksel gerçek bir ortamda nasıl kullanıldığını gördük. O halde artık sanal ışıklara geçebiliriz. Sıradaki çalışmamızda sanal bir ışıklandırma aracı kullanarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu modellenmiş sanal bir portakalı ışıklandıracağız. Arayüzdeki kaydırma düğmeleri sayesinde sanal ışığımızın pozisyonunu, yoğunluğunu, büyüklüğünü ve rengini değiştirebiliyoruz. İlk iki kaydırma düğmesi ışığın yatay ve düşey açılarını ayarlamak için. İşte böyle. Bir diğer düğmemiz yoğunluk ayar yapmak için. Bu düğmeyi sağa sola kaydırarak ışığın yoğunluğunu artırıp azaltabiliyoruz. Onun hemen altındaki şu düğme ise ışık kaynağının büyüklüğünü ayarlamaya yarıyor. Aydınlık ve karanlık bölgelerdeki etkiye dikkat edin. Işık kaynağını büyüttükçe zemine düşen gölge yayılıyor ve sınırları belirsiz hale geliyor. Öte yandan ışığın da yüzeyler üzerinde yumuşadığını görüyoruz. Ve son olarak renk düğmesine bakalım. Bu düğmeyi sola ya da sağa kaydırarak kızıldan koyu maviye uzanan bir skalada ışığımızın rengini değiştirebiliyoruz. Renk istemiyorum diyorsanız kaydırma düğmesini beyazda tutabilirsiniz. Bu çalışmayla farklı parametrelerin ışıklandırmayı nasıl etkilediğini doğrudan görecek ve sonraki alıştırmada sizi bekleyen birkaç zorlu soru için hazırlık yapmış olacaksınız. İyi eğlenceler.